Sevgili arkadaşlar merhaba sorumuz Zeynep Özdeş K-L balonlarını şekil 1'deki gibi şişirdikten sonra K balonunu soğuk, L balonunu sıcak ortamda bir süre beklettiğinde balonlar şekil 2'deki görünüm alıyor. Zeynep'in yapmış olduğu bu etkinliğe göre yargılarından hangileri söylenebilir şeklinde sorulmuş. K balonunun sıcaklığını azaltmışız, büzüşmüş, L balonunun sıcaklığını artırmışız, genleşmiş. Zeynep'in yapmış olduğu bu etkinliğe göre diyor bakın. Buna göre bir. Katı maddeler gaz maddelere göre daha çok genleşir. Bir kere arkadaşlar katı molekül arasındaki bağlar daha sıkı olduğu için genleşmesi gazlara göre daha azdır. Bir de burada e, genleşme ifadesini kullandığı için bakın genleşen kim? Burada L birinci konumdan ikinci konuma getirilmiş. Yani sıcaklığı artmış. İlk hacimleri 100 santimetre küpken son hacimlerine baktığımızda her ikisinin de 150 olduğunu düşünelim. Yani artmış. Her ikisinin de aynı miktarda artmış. Yani... Bu etkinliğe göre bu söylenemez. Bir de katı maddeler, gaz maddelere göre genleşme kat sayıları daha az olduğu için daha az genleşir. 2. Yani veri hatası var. 2. Sıcaklığı artan maddenin hacmi artar. Evet. L maddenin sıcaklığı artırıldığı için bakın L balonu sıcak ortama götürülmüş. Hacmi artmış. Yani genleşmiş. Doğru. 3. K balonunun hacmindeki azalma içindeki havanın hacmindeki azalmadan büyük. Diyelim hacimleri 100 cm küp olsun hem havanın içindeki hem de balonun. E o zaman ikinci duruma getirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Bakın hepsi 20'ye düşsün. Yani 80 bir azalma gerçekleşiyor. O zaman k balonun hacmindeki azalma içindeki havanın hacmindeki azalmadan büyük demiş. Yanlış. Eşit miktarda bir azalma gerçekleşiyor hacimsel olarak. O halde cevap yalnız 2 yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı. Genleşme kas sayısı maddelerin cinsine bağlıdır. Eşit boydaki farklı maddelerden yapılmış çubukların sıcaklıkları eşit miktar değiştirildiğinde bu maddelerin boyca genleşme miktarları farklı olur. Günlük hayatımızda maddelerin genleşme özelliğinin kullanıldığı birçok durum söz konusudur. Buna göre yukarıdaki olayların hangilerinde maddenin genleşme özelliğinden yararlanılmıştır şeklinde soruluyor. Genleşmeden yararlanacağız. 1- Sıvılı termometreler ile sıcaklık ölçümü. Arkadaşlar şimdi bir sıvılı termometre düşündüğünüzde bakın bir kabı var bir de içerisindeki sıvı var. Yani şöyle bir termometre sıvılı termometre düşündüğümüzde ortamın sıcaklığı değiştiğinde içindeki sıvının da genleştiğini, kabın da genleştiğini biliyoruz ama sıvının genleşme katsayısı katıdan daha büyük olduğu için sıvı buradaki boru içerisinde yükseliyor ve ölçeklendirilmeye göre burada sıcaklığın ne kadar değiştiğini ölçebiliyoruz. Bir evet 2. Sıcak hava balonları ile seyahat edilmesi. Sıcak hava balonlarında bakın içerideki havayı ısıtıyorlar ve bu ısınma neticesinde hacmi artıp yoğunluğu azalıyor. Ve bu sayede kaldırma kuvveti arttığı için balon yukarı doğru yükselmiş oluyor. Yani sıcak hava balonlarında maddenin genleşme özelliğinden yararlanılmış. 3. Ütünün belli bir süre çalışıp durduktan sonra tekrar çalışması. Termostat dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Termostat. Termostat. Şimdi perçinli metal çiftleri düşünelim. Bu perçinli metal çiftlerinde yani molekülleri birbirlerine tutturulmuş. Diyelim X ve Y perçinli metal çiftimiz olsun. Mesela sol taraf X sağ taraf Y olsun. Şimdi bunu bir elektrik devresine bağlamış olalım. Şöyle bağlayalım. Buraya da bir yere de ısıtıcı bağlayalım arkadaşlar. Yani direnç bağlayalım. Diyelim bunun e, büzüldüğünü yani soğuduğunu düşünelim. Soğuduğunda arkadaşlar lambda x atıyorum genleşme katsayısı lambda y'den fazla olsun. Yani lambda x daha fazla büzülecek. X'in büzülmesi arkadaşlar bunun bombeli bir yapı olmasını sağlayacak. Yani x de büzülüyor, y de büzülüyor ama x y'den daha fazla büzüldüğü için bakın şu şekilde bir görünüm almış olacak bu tarafa doğru. Şöyle daha fazla büzüleceğinden dolayı şöyle bir görünüm aldığını düşünürsek haliyle buraya bir iletken bir malzemenin ucunu koyarsanız ve bu teli de şöyle buradaki üreticinin akım geçebileceği bir pozisyona getirirseniz haliyle buradaki ne yapar arkadaşlar direnç ısınır. Isınınca tekrar ortamı sıcaklığı artmış olup yani sıcaklık azaldığında veya arttığında o termostatı ayarladığınız değere göre haliyle tekrar çalışmasını veya durmasını sağlayabiliyor ve bu da bir ayar düğmesi olmuş oluyor aslında ayarlama yapıyor bu da genişleme özelliğinden yararlanıp e, ulaştığımız bir özellik olmuş oluyor. Cevap E seçeneği. Hepsinde genişlemeyi kullanırız. Farklı maddelerden yapılmış eşit kalınlıktaki K ve L metal çubukları şekilde ekibidir. K, metal çubukların bulunduğu ortamın sıcaklığı artırıldığında X ve Y uzunlukları için durumlarından hangileri gözlemlenebilir şeklinde sorulmuş. Bir maddenin sıcaklığı artırıldığında arkadaşlar maddemiz genleşecek. O halde burada bir kere X uzunluğu ve Y uzunluğu kıyaslarken Y'ye dikkat edin arkadaşlar. Y bir cismin sadece iki nokta arasındaki uzaklık. E sıcaklık artınca bu aradaki uzunluk y uzunluğu artmaz mı arkadaşlar? Artar. Yani y uzunluğunun artmadan başka bir çaresi yok. Onun için de bakın yalnız bir doğru cevap oldu. Peki diğerine bakalım. Diğerinde ise x y arasındaki seviye farkı. Tabi bunların genleşme kat sayılarını bilmiyoruz. Yani x k'nın genleşme kat sayısı d'den büyük olabilir, küçük olabilir, eşit olabilir. İhtimaller var. Ondan dolayı da x mesafesinin artabilme, azalabilme, yine artabilme veya değişmeme gibi durumları da olabilir. Ondan dolayı da burada arkadaşlar y'nin sadece artma ihtimali olduğu için cevabımız yalnız bir yani a seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Koyu renkli siyah yüzeyler ışığı açık renkli yani beyaz yüzeylere göre daha fazla soğurur. Ahmet aynı sıcaklıkta homojen ve özdeş demir çubuklardan K çubuğunu siyah, L çubuğunu beyaz renge boyayıp T süre güneş ışığı altında bekletiyor. T süre sonunda yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar başlangıçta bunların sıcaklıklarına T diyelim. Şimdi güneş altında beklettiğimizde siyah cisim daha çok ışığı absorbe edeceğinden dolayı sıcaklığı 3T'ye çıktığında L çubuğunda sıcaklığı 2T'ye çıkmış olsun. Buna göre K çubuğu L çubuğundan daha fazla uzar. Evet sıcaklığı daha çok arttığı için daha fazla uzar bilgisi doğru. Hem ilk boylara aynı hem de arkadaşlar eşit süre bekletiyoruz. Siyah olduğu için daha çok ısı almış oluyor. Daha çok ısı alması daha çok genleşmesini yani e, boyunun daha fazla uzamasını sağlamış oluyor. 2. L çubuğunun sıcaklığındaki değişim K çubuğunun sıcaklığındaki değişimden büyüktür. Bu yanlış. K çubuğunun sıcaklığındaki değişim L çubuğunun sıcaklığındaki değişimden fazla. Onun için bunun 2T arttığında bunun T artmış oluyor. Yanlış. K çubuğunun iç enerjisi L çubuğunun iç enerjisinden büyüktür. İç enerji neydi? Maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıydı. Bakın ne olmuş? Madde miktarları aynı olduğu halde bunun kinetik enerjisi yani sıcaklığı daha fazla olduğu için iç enerjisi K'nın x ile büyüktür. Bu da öyle dediği için K çubuğunun iç enerjisi L çubuğunun iç enerjisinden büyük dediği için bu yargımız da doğru. O halde cevabımız C seçeneği olmalı. Fatih metal bir küreyi düşey doğrulta çekerek şekildeki metal halkadan geçirmek istiyor. Kürenin yarı çapı halkanın yarı çapından büyük olduğu için küreyi halkadan geçiremiyor. Yani arkadaşlar buraya atıyorum 2R buraya da R diyelim. Fatih kürenin halkadan geçmesi için işlemlerinden hangilerini yapabilir şeklinde sormuş. Bakın 1. Küreyi ısıtmak. Tamam küreyi ısıttık. Halkayı da ısıtmak. Halkayı da ısıttık. E peki bunların genleşme kat sayılarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İkisini de ısıttığımızda halkanın genleşme kat sayısı kürenin genleşme kat sayısından daha büyükse daha fazla genleşip küre halkanın içerisinden geçebilir. Yani olabilir. Küreyi soğutmak. Tamam küreyi soğutalım büzüşsün. E, halkayı da ısıtalım o daha genişlesin. Küreyi büzüştürdük. Halkayı genişlettik. Ne yapar? İçerisinden geçebilir. Bu da olabilir. Küreyi ısıtmak, halkayı soğutmak. Küreyi ısıttığımızda arkadaşlar genleşecek. Zaten yarışa büyük. 2R'den daha büyük olacak. Halkayı da soğuttuk. Zaten yarışa küçük. Daha da küçük olacak. Geçer mi? Geçmez. Onun için cevabımız 1 ve 2. Yani C seçeneği doğrudur. Aynı ortamdaki ısıl dengede olan kendi içinde homojen ve aynı kalınlıktaki k çubukları şekil birdek gibidir. K-L çubuklarının bulunduğu ortama sıcaklığı T'ye kadar artırıldığında. Çubuklar şekil 2'deki görünüm alıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve çubuklar sadece boyca genleşmektedir şeklinde bir not, bir ifade bırakılmış. Şimdi arkadaşlar sıcaklıklarına başlangıçta ilk duruma 2T diyelim. Sıcaklığını delta T'ye kadar artırdığımızda 3T olduğunu bakın. L'nin genleşmesi kanundan daha fazla. Şimdi bağıntıyı hatırlayalım. Normalde genleşme miktarı delta L eşittir. L0 çarpı genleşme katsayısı çarpı sıcaklık ile doğru orantılı. Yani ilk boyla genleşme katsayısıyla ve sıcaklık ile genleşme miktarı doğru orantılıdır. Diyelim formüle hiç bağımlı kalmayalım. Bakın ne oluyor? L'nin boyu K'nın ikisinden küçük olduğu halde sıcaklığını T kadar arttırdığımızda eşitleniyor. Yani L'nin genleşme kat sayısının K'nın ikisinden daha büyük olduğu bilgisine ulaşmış oluyoruz. Şekil 1 ile şekil 2'deki farktan dolayı. E peki 1. K çubuklarının bulunduğu ortama sıcaklığı T kadar azaltıldığında. Hani sıcaklığını artırmayalım da azaltalım. Çubukların son boyları eşit olur. Bakın şimdi son boylarının eşit olduğunu düşünelim. Şöyle son boyları ne olsun? Mesela A kadar bir boyda olsun. Sıcaklığına T'ye indirdiğimde yani T'ye kadar azalttığımda son boyların eşit olduğunu düşünsek. E geri dönüşümüne bakalım gerçekten de doğru oluyor mu? E T'ye indirdiğimizde A oluyorsa her ikisinin boyu. O zaman T'ye kadar eski haline ısıttığımızda, T kadar sıcaklığını artırdığımızda 2T yaptığımızda K'nın boyu L'nin'den büyük olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü L'nin genleşme katsayısı ikisinden büyük. Yani her ikisi A boyundayken K'nın boyu ikisinden nasıl büyük olacak sıcaklığını T kadar artırdığımızda? Olamaz. Genleşme katsayısı çünkü küçük. He, demek ki böyle bir durum olması İmkansız. Yanlış. 2. K ve L çubuklarının bulunduğu ortamın sıcaklığı 2T kadar artırıldığında L çubuğunun boyu K çubuğunun boyundan büyük olur. Şimdi K ve L çubuğunun bulunduğu ortamı sıcaklığını 2T kadar artırıyorsun. Şimdi ben bunu 2T'den 3 tye değil de 4T'ye çıkarsam. E 4T'ye çıkardığımda arkadaşlar zaten 3T'ye çıktığında boyları eşitleniyor. Bir T'ye kadar daha artırırsam L'nin genleşme katsayısı K'dan büyük olduğu için L'nin boyu K'nın ikisinden daha büyük olur. Yani L çubuğunun boyu K'nın ikisinden daha büyük olur bilgisi doğru. 3. K ve L çubuğunun sıcaklığı T'ye kadar artırıldığında L çubuğunun öz kütlesindeki değişim K çubuğunun öz kütlesindeki değişimden büyüktür. Şimdi density dediğimiz öz kütle yani yoğunluk kütle böyle hacim yardımıyla bulunuyor. Bir maddenin sıcaklığını artırdığımızda yani ısı verdiğimizde kütlesi değişmez. E hacmi ne olacak? Artacak. Hacmi arttığında yoğunluğu ne olacak? Azalacak. Peki hangisinin hacmi daha çok artıyor? L çubuğunun daha çok artmış oluyor. Hacmi çok artarsa yoğunluğu çok azalacak. He, demek ki yoğunluğu çok azalıyorsa arkadaşlar o halde L'nin yoğunluğundaki değişim delta DL diyelim. K'nın yoğunluğundaki değişimden delta DK'dan daha büyük olur. Burada ne demiş? L çubuğunun öz kütlesindeki değişim, K çubuğunun öz kütlesindeki değişimden büyük olur demiş. Doğru söylemiş. O halde cevap 2 ve 3, yani D seçeneği doğrudur. Kendi içinde homojen K, katı isimleri x sıvısı içerisinde şekildeki gibi dengelidir. K isimlerinin genleşme katsayıları sırasıyla lambda K, lambda L, x sıvısının genleşme katsayısı lambda x arasındaki büyüklük ilişkisi L x K şeklinde veriliyor. Ortama sıcaklığı değiştirildiğinde kaptaki cisimlerin görünümü yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar haliyle bu kabın sıcaklığı artırılabilir veya kabın sıcaklığı azaltılabilir. Yani ısıtma veya soğutma işlemi gerçekleştirebiliriz. Isıtmayı ve soğutmayı ayrı ayrı değerlendirelim, görünümler hakkında yorum yapmaya çalışalım. İlk önce ısıtma işlemine başladığımızda Hepsini ısıtacağımız için sıcaklığı artacak, genleşecek. Ama L'nin genleşmesi daha fazla olduğu için sıvıya göre ne yapacak? Daha fazla genleşince yoğunluğu daha çok azalacak. Yani yukarı çıkmış olacak. Yani burada L cisminin yüzeceğini şöyle K ve L diye ayrı ayrı yazalım. L cismi yüzer. Şimdi K'ya baktığımızda sıvı genleşiyor ısıttığımızda. X'e genleşiyor ama X'in genleşmesi yani sıvının genleşmesi K'nın genleşmesinden daha fazla olduğu için sıvının yoğunluğu daha çok azalacak. Sıvının yoğunluğu daha çok azalınca K'ye göre, K sıvıya eskiye göre daha fazla batmış olacak. Yani K eskiye göre daha fazla batar. Daha fazla, fazla batacak. Batacak, batar diyeceğiz. Yani o zaman l yüzlü eskiye göre daha fazla batmış oldu. Bu olabilir. Şimdi burada ne kadarının battığı verilmemiş. Yani L yine yüzdü. K'nın eskiye göre mesela diyelim burada 2 hacim olsun burada 1 hacim olsun. Bu sefer eskiye göre daha fazla batmış olabilir. Yani şuraya V bölü 2'ye buraya atıyorum 2,5 V diyebiliriz. Burada net olarak verilmediği için olabilir diye sorduğu için o halde bu da olabilir. Şimdi ısıtma işlemi uygulayalım. K ve L'nin pozisyonlarına bakalım Şimdi ısıtma işlemi, soğutma işlemi uyguladığımızda bunlar büzülecek. Hepsi sıvıda büzülecek, L'de büzülecek, K'da büzülecek. Peki hangisi daha fazla büzülecek? Genleşme kas sayısı, büyük alanın büzülmesi de fazla olacak. Yani L daha fazla büzüleceğinden dolayı yoğunluğu daha çok artacak. Daha çok artınca tabana gelecek. Yani batacak, tabana değecek, batacak. Tamam, L battı. Peki K'ya baktığımızda K'nın büzülmesi en az. Sıvıyla kıyas yaptığımızda sıvı büzülüyor, K da büzülüyor ama sıvı daha fazla büzüldüğü için haliyle o zaman ne oluyor? Yoğunluğu daha çok artmış oluyor. O zaman K eski durumuna göre daha yukarıda bir pozisyonda durması gerekiyor. Daha fazla yukarı çıkmış olacak. Daha fazla eskiye göre yukarıda olacak. Yukarıda olur. Daha fazla yukarıda olması üçüncü şeklimizde çizilmiş mi? Hayır. Tamam. L'yi batırmışız ama K'da daha yukarıda olması lazım. O zaman bu olmaz. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olur. Kendi içinde homojen sırasıyla 4H, 2H boyundaki K ve L çubukları ısıtılmış ortamda şekil 1'deki gibi birbirine temas ettiriliyor. Isıl denge sağlandığında K ve çubuklarının sıcaklık değişimleri eşit oluyor. Ve evet, boyları da şekil 2'deki gibi ve 3 h oluyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar boyca uzama miktarı delta L eşittir. L0 çarpı lambda yani genleşme kas sayısı çarpı delta T ile bulunur. İlk boy ile e, genleşme kas sayısı ile yani cinsi ile bir de sıcaklık değişimi ile doğru orantılı. O zaman K'nın ilk durumundan ikinci duruma getirilmesiyle boyunda ne kadar bir değişme oldu? H kadar bir azalma gerçekleşti. İlk boyu ne kadardı? 4H kadardı. Lambdasına lambda K sıcaklık değişimleri eşitmiş T diyelim. Lambda K buradan 1 bölü 4 olmuş oldu. 1 bölü 4 ile alakalı bir ifade çıktı. Şimdi L'ye bakalım. L 2H iken 3H olmuş. Yani boyu H kadar uzamış. İlk boyu ne kadardı? 2H iken H kadar uzamıştı. O zaman lambda L çarpı sıcak değişimde aynı olduğu için buradan da 1 bölü 2 diyebiliriz. Yani demek ki lambda L'nin lambda k'dan daha büyük hatta iki katı olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi buna göre yorumlara başlayalım. 1. K çubuğun boyunca genleşme katsayısı L çubuğunun boyunca genleşme katsayısına eşit demiş. Hayır, K çubuğun daha küçük. Şekil 2 d pardon 1 d. Çubuklar dokundurulduğunda, dokundurulduğu anda K çubuğunun ısısı L çubuğunun ısısından büyüktür demiş. Arkadaşlar, ısı kıyaslama yapılırken bakın herhangi bir cismin ısısından bahsedilemez. Isı dediğiniz kavram sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Yani K sıvısının ısısı L sıvısının ısısı olmaz. K sıvısının iç enerjisi veya L sıvısının iç enerjisi, L cismin iç enerjisi diyebilirsiniz. Ama ama arkadaşlar K çubuğunun ısısı L çubuğunun ısısından büyük ifadesi yanlış. Bu da yanlış çıktı arkadaşlar. Şimdi geçelim üçüncüsüne. 3. K ve L çubukları şekil 2'deki durumdayken ortam sıcaklığı artırılırsa L çubuğunun boyu K çubuğunun boyundan büyük olabilir. Şimdi nerede? Şekil 2'de. Boyları eşit mi? Eşit. Peki ortam sıcaklığı artınca genleşecek mi? eksik genleşecek. L çubuğunun boyu K çubuğunun boyundan büyük olabilir demiş. Tabi L'nin genleşme katsayısı K'dan büyük değil mi arkadaşlar? O zaman bu doğru ifade ama bize Yanlış olan sorulduğu için cevap C seçeneği doğru olur diyeceğiz. Isı alan maddenin hacminde meydana gelen artış, genleşme, ısı veren maddenin hacminde meydana gelen azalma, büzüşme olarak adlandırılır. Bir maddenin genleşme veya büzüşme miktarı niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir şeklinde sorulmuş. Hacimce genleşme miktarı yani delta ve ilk hacim çarpı genleşme kas sayısı çarpı delta t yardımıyla bulunur. Yani ilk hacmine genleşme kas sayısına yani yapıldığı maddenin cinsine ve de sıcaklık değişimine bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde değişiyor. Yani maddenin cinsine bağlı mı? Evet. Maddenin sıcaklık değişimine bağlı mı? Evet. Maddenin miktarına yani ilk hacmine bağlı mı? O da evet. Demek ki hepsine bağlı olduğu için cevap E seçeneği doğrudur.